Hocam bir değerlendirmeniz alalım. İlk tek maçınız gençlerimle tekrar. Ya maçtan önce çok umutluyduk. Yani o kadar da çalışmamıza rağmen bir türlü istediklerimizi yapamadık. Özellikle 3. bölgede yapamadık. Yani üretkenliğimiz azdı. Pozisyon bulmakta zorlandık. Savunmamızda da yani 3-4 tane de net pozisyon da verdik onlara. Bugün kaleci Hop'un iyi olması belki yani 2. golü 3. yemememize gayreti oldu. Yani bu takım canlanacaktır. İyi oyuncularımız var, iyi kadromuz var. En kısa zamanda toparlanacağız, önümüze bakacağız. Yani maçın geneline baktığınız zaman 2. yarı belki biraz daha top bizde fazla kaldı ama işte ama kaldıktan sonra üretkenliğin olmayınca, pozisyon bulamayınca, golü de atamayınca da mağlup oluyorsun. Değişik bir kadro çıkardık sahaya. Uğur oynadı sağ tarafta. İrfan'ı ilk yarı oynatmadın. Lander'le başladın hocam. Ya biz değişiklikleri biz Uğur'u orada özellikle Nani'nin önünü kapatmak için yaptık. Ahmet Çalık da sakat olduğu için Ferhat'la başladık. İrfan'ı da biz ikinci yarı hamle olarak kullanmak istedik zaten. Yani ilk yarı çift santfor oynadığımız için en azından ikili santfor oynayarak belki daha çok üretkenliğimiz olur dedik. Ama ikinci yarıda mecbur kaldık Lander'i çıkarıp Stanko'yu kenara atarak top biraz daha bize kalsın diye yaptık. Belki bize kaldı ama yine söylüyorum gol atamadık. Yani belki kötü bir gol yedik. Yemememiz gereken bir goldü. Belki orada savunma oyuncularımız biraz daha dikkatli olsaydı o gol yemeseydik. Belki bak bugün maç 0-0 bitecekti. Önümüzdeki haftalarda Eskişehir maçı var. Ligin son maçı. Sakatların durumu nasıl olacak? Yani vallahi sakatların ciddi sıkıntılı bir kadroyla mı çıkacağız? Yani Ahmet Çalık ve Jalman oynama şansı biraz zor gibi gözüküyor. Jalman'ın kartı haricinde bir de sakatlığı var. Evet, Jalman sakat. Ondan yani cezalı olduğu için oynamadı. Önümüzdeki haftada doktorumuz işte çarşamba günü takımla çıkacağını söyledi. Ahmet Çalık da aynı durumda. Doğa da oynama şansı biraz az. Bir de Uğur'un bugün cezalı duruma düşmesi bizi daha da sıkıntıya soktu.